1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. An itibariyle evet, ifadesi tamamlanan 11 kişinin gözaltı süresi tamamlandı ve şu anda adliyeye sevkleri gerçekleşiyor. 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin soruşturmanın akabinde gözaltıları yapılmıştı. İşte o 11 kişinin gözaltı süresi tamamlandı. Bulunduğumuz dakikalar itibariyle gözaltına alınan 11 kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevki gerçekleşiyor. Son olarak Sahne Platform firması yetkilisi karı koca da Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alınmıştı ve gözaltı sayısı 11'e yükselmişti. Hemen olayı hatırlayalım. Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında bir yangın çıkmıştı. Bir facia diyebiliriz. 29 kişiye mezar olmuştu o gece kulübünde çıkan yangın. Yangının ardından bir soruşturma başlatıldı. Çok geniş bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleriyle sorumlu müdür, işletme müdürü, iş yeri muhasebecisi, tadilatla ilgili metal iş yeri sorumlusu, metal iş yeri firma sahibi, mobilyacı ve iş yeri ortağı olmak üzere toplamda 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübündeki yangına ilişkin soruşturmanın akabinde gözaltı yapılmıştı. İşte 11 kişinin gözaltı süresi tamamlandı. Dakikalar itibariyle gözaltına alınan 11 kişi Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından adliyeye sevki gerçekleşiyor. Son olarak Sahne Platform firması yetkilisi karı koca da Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alınmıştı ve gözaltı sayısı 11'e yükselmişti. Hemen olayı hatırlayalım. Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında bir yangın çıkmıştı. Bir facia diyebilirim. 29 kişiye mezar olmuştu o gece kulübünde çıkan yangın. Yangının ardından bir soruşturma başlatıldı. Çok geniş bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahipleriyle sorumlu müdür, işletme müdürü, iş yeri muhasebe